Arkadaşlar merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü videomuzun konusu dönüşümler geometrisine başlayacağımız. Dönüşümler geometrisini ben 3 ana başlıkta işleyeceğim. Zaten ekranda da görüyorsunuz. Öteleme, dönme ve yansıma olmak üzere 3 başlıkta işleyeceğiz. Öteleme kendi içinde çok kısa bir konu anlatımı olduğu için çok vakit ayırmayacağız. Buna böyle hızlıca anlatıp geçeceğiz. Bizim için önemli olan dönme ve yansıma bölümleri. Buralarda birazcık yavaşlayacağız. Evvela ötelemeyle başlayalım. Kalemimizin puntosunu biraz küçültelim. Başlığımızı atalım. Evet. Gündelik hayatta da aslında biz öteleme kavramını kullanıyoruz. Mesela örnek vereyim. Yanımızda duran arkadaşımıza az öteye git diyoruz. Aslında o bu tarafa gidiyor. Elimizde onu yönlendirmiş bulunduk. Dolayısıyla öteleme neymiş? Bir şey bir yerden alıp başka bir yere taşıma işlemine de biz öteleme diyoruz. Translate diye geçiyor. Bir dili bir dile de translate ettiğinizde aslında o dili alıp başka bir dile taşıyorsunuz. Bunu da böyle düşünebiliriz. Ötelemeyi ben anlatırken T harfiyle ifade edeceğim. Biz neyi öteleyebiliriz? Noktayı öteleyebiliriz. Bir A noktasını öteleyeceğim. A virgül B noktasını. X ekseninde sağ ya da sola, y ekseninde yukarı ya da aşağı öteleyeceğim ve bunun bir sonucu olacak. Buna bir işlem uygulayacağım. Şuranın değeri x artı a virgül y artı b olacak. X'in pozitif ya da negatif değerlerine göre bu ifade değişebilir. Bunun okunuşu nasıl? Bizim için önemli olan bu. A noktasını x ekseninde ve y ekseninde öteleyip elde ettiğimiz nokta. Çıtayı biraz aşağıya çekip basit bir dilde bunu anlatmaya çalışalım. Mesela analitik düzlemde bir K noktasının koordinatları 1'e 2 olsun. Burası K. Biz bunu x ekseninde 3 birim sağa taşıyalım. O zaman burası 4 olacak. Y ekseninde de 2 birim yukarıya taşıyalım. Burası T noktası olsun. 4'e 4 çıktı. İşte biz sağ ve yukarı öteledik. Bu sonucu bulduk. X ekseninde 3 birim sağ, y ekseninde 2 birim yukarıya öteledim. Ekranım birazcık kaydı. Düzeltiyorum ekranımı. Evet. Öteledim. Öteleme işleminin baş harfini T diyoruz ve çıkan sonucu yazıyoruz. 1 artı 3, 2 artı 2. Ekran yine kaydı. T noktasının koordinatları 4'e 4 oldu. Yani ötelemeden anlamanız gereken bu arkadaşlar. Öteleme derse translate demek istiyor. T harfiyle temsil ediliyor. Size bir nokta veriyor. Bu noktayı taşıyorsunuz. Bir tane negatif değer yapalım. Şöyle olsun. Evet. Mesela analitik düzlemde şurada bir 6'ya 7 noktası olsun. Bunu 2 birim aşağıya, 1 birim de sola, hatta 3 birim de sola kaydıralım ve şu noktayı bulalım. 2 birim aşağıya, 3 birim de sola kaydıralım. Şimdi bizim noktamızın adı ne? A noktası 6'ya 7 noktasında bulunuyor. X ekseninde 3 birim sola, y ekseninde 2 birim aşağıya öteledik bunu. Elde ettiğimiz sonuç 3'e 5 noktası. Tam olarak şuranın koordinatları 3'e 5. Ötelemeden size bahsediyorsa T, translate'in T'sini kullanıyorsunuz. Noktayı yazıyorsunuz. X ekseninde sağ ve y ekseninde yukarı derse artı alıyorsunuz alacağınız değerleri. X ekseninde sola ve y ekseninde aşağı derse negatif alıyorsunuz. Zaten yönlerini de bildiğinizi düşünüyorum. Yani x ekseninde sağ derse pozitif arttırmanız gerekiyor sayıları. Yukarı derse y ekseninde arttırmanız gerekiyor. Sola derse x değerlerini azaltmanız, aşağı derse y değerlerini azaltmanız gerekiyor. Evet. Translate ile ilgili benim söyleyeceklerim bunlar. Yani biz dönüşümler geometrisinde biz ötelemeyi şu an bitirdik. Ötelemenin de baş harfi T'yi kullandık. Şimdi ben
Dönmenin kabaca böyle giriş kısmından bahsedeceğim. Bir sonraki videoda bunu daha da detaylandıracağım. O yüzden şu an sayfa numarasını 3 yapalım. Temiz bir sayfaya gidelim ve başlığımızı atalım. Dönme. Şimdi biz dönmeyi nasıl ifade ediyoruz? Önemli olan bu. Arkadaşlar ben dönmeyi anlatırken rotational R'sini kullanacağım. Yani bir şeyi döndürdüğünüzde kendi ebatında bir değişiklik söz konusu değil, açısal bir dönüş söz konusu. Ya şu kalemi düşünün, ekrana doğru sürekli şöyle çevirdiğimi düşünün. Ya aslında ben ne yapıyorum? Bunu döndürüyorum kendimce. Ama siz ne görüyorsunuz? Dairesel bir hareket görüyorsunuz. İşte demek ki bütün dönme hareketleri dairesel harekettir. Ya da şöyle ifade edeyim, bunun bu şekilde tam tur attığını hayal edin. Yine bu da çembersel bir hareket oluyor. Şimdi biz dönmeden ne anlayacağız? Dönmenin formülü var ama ben nasıl ifade edeceğim? Bu videoda olabildiğince bunun okunuşunu öğreteceğim. Bir sonraki videoda örneklerle ifade edeceğim. Şimdi dönmeyi R ile temsil ediyorum ben dedim. Büyükçe bir R çiziyorum. Bu arada bunu ben böyle anlatıyorum. Şuraya noktayı yazıyoruz. A noktası olsun mesela. A virgül B, yani döndüreceğimiz noktayı yazıyoruz. Şu göbek kısmı orijin olacak hep. Orijin olmak zorunda. Orijin olmazsa da, yani A noktasını orijin etrafında döndürmezse, A noktasını başka bir nokta etrafında döndürürse biz onu öteleyerek, yani bir önceki öğrendiğimiz notu kullanarak taşıyıp buraya orijin yapacağız. Burası çok önemli. Ya buranın orijin olması lazım. Dönüş yönü de her zaman saatin dönme yönünün tersi olacak. Yani burası da her zaman pozitif yönde olacak. Şimdi bunun okunuşunu bir yazalım. Şöyle bir parantez açalım. Şuraya virgül, nokta dönünce bu koordinatlar oluşacak. Ben o noktayı bulacağım. Bu noktanın adı da B noktası olsun. Evet, şöyle bir B noktası. Bunun okunuşu şu. A noktasının şartımız şu. Orijin etrafında her zaman pozitif yönde, değilse de pozitife dönüştürecek şekilde 360 ekliyorsunuz. Orijin etrafında pozitif yönde, pozitif yön dediğim alfayı kastediyorum. Alfa derece dönmesi. Sonucu oluşan noktayı buluyoruz. Yani size böyle bir şey verdiğinde A noktasını, şöyle bir sarı kalem alalım. A noktasını orijin etrafında pozitif yönde alfa derece döndürürsem elde edeceğim noktanın koordinatları ne olur? Biz bunu merak ediyoruz. Şimdi bu tarz bir şey gördüğünüzde ya da dönme sorusu olduğunu anladığınızda yapacağınız şey şu. Cos alfanın değerini bulup buranın üzerine yazmak. Cos alfa. Sin alfanın değerini de bulup buraya yazmak. Sin alfa. Önce bunları düz çarpıyoruz. Araya eksi işareti katıyoruz. A çarpı cos alfa. B çarpı sin alfa. Daha sonra çapraz çarpıyoruz. B çarpı cos alfa. Artı A çarpı sin alfa. Biliyorum, panik yapmayın, biliyorum. Formülü karışık geliyor. Akılda tutması zor geliyor. Ama ben bunu yıllardır öğrencilerime anlatıyorum ve her sene anlattığım gruba bunu minimum birkaç defa tekrar ettikten sonra onlar bunu öğreniyor ve akıllarında da tutuyorlar. Dolayısıyla onlar yapabiliyorsa siz de yapabilirsiniz. Şimdi burada önemli olan trik noktalara hakim olmak. Bir, evvela en üstte yazılan şey, şu an mavi kalem alacağım. Çok lazım mavisini. Şuraya her zaman noktayı yazıyorsunuz. Burada her zaman nokta olacak. İki, şurası her zaman orijin olacak. Hocam olmama durumu, ya sakin ol. Olmama durumunu da ben anlatacağım zaten. Burası da her zaman pozitif yönde açı. Pozitif yön dediğim de zamanın aktığı yön negatif, zamanın tersi yönde biz pozitif yönlüyoruz. Bu üçünü sıralıyoruz. Sonra bunun okunuşu çok önemli. A noktasının orijin etrafında pozitif yöne dönerek elde edilen noktayı bulmaya, işte biz rotation yani dönmeye hareket ediyoruz. Bazı kaynaklarda bunu D harfiyle de gösteriliyor. Tabii bu kadar büyük yazmıyorlar. Daha sonra absisin olduğu yere cos alfayı yazıyorsunuz. Ordinatın olduğu yere sin alfa. Ben bunu ilerleyen zamanlarda ispatını yapacağım. Ama şimdi ezberlemenizi istiyorum. Sonra önce bunları sırasıyla çarpıyorsunuz. A ile cos alfayı sırayla çarpıyorsunuz. A çarpı cos alfa. Sonra B çarpı sin alfa. Bunları sırayla çarptığınız için araya dümdüz bir çizgi ekliyorsunuz. Dümdüz çizgi dediğinde negatif, yani çıkarma işlemi ezberleyin diye böyle söylüyorum. Yani düz çarpın araya düz bir çizgi. Çapraz çarpınca da araya artı sembolü gelecek.
B çarpı kos alfa, A çarpı sin alfa. İşte biz bu formüle de dönme formülü diyoruz. Bunu bir kere daha okumak istiyorum. A noktasının orijin etrafında pozitif yönlü dönmesi sonucu oluşan noktayı hesaplama yöntemidir bu. Bir sonraki videoda, yani muhtemelen siz bunu izledikten sonra ertesi gün yayınlanacak olan videoda bunlardan bahsedeceğiz. Çünkü bizim videolarımız her gün 10 dakika olacak şekilde düzenli olsun diye böyle bir şey yapıyoruz. O zaman bir sonraki videoda, yani yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.